Merhaba arkadaşlar. Hafta sonu olduğu şöyle bir halk arz sitelerinin son halini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Acaba bu hafta ne oldu? Önümüzdeki hafta ne olacak? Tabii ki videomuzun açılışında TAP Gıda'nın grafiği var. En favori halk arz sitesi şu an TAP Gıda. Son günlerin popüleri diyelim ama 6. günden tavan bozduktan sonra 6. günden sonra birazcık küçük yatırımcı da umutsuzluk yarattı ama 6. günde bile 500-600 lira kârı cebine koyanlar sadece tek hesaptan değil, 3-5 hesaptan başvuru yapanlar vardı, unutmayalım. Halk arz bilgiler profili bize haftanın özetini paylaşmış arkadaşlar. Çok güzel bir özet. Bakın, TAP Gıda hiç beklenmedik şekilde çok az tavan serisi yaptı. Tam da bizim bahsettiğimiz gibi. Şu an itibariyle sadece %26 getiri sağlamış durumda. Halk arz olurken %20 iskontolu arz olan şirket şu an neredeyse iskontosuz arz fiyatında. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi halk arz olurken konsorsiyum lideri ne dedi? %20 iskonto dedi. Yani şuradaki fiyatın %20 yukarısını düşün. 125 liranın, 130 liranın, 130 liraydı değil mi? 130 liranın %20 yukarısı, %20'si, %10'u 13 lira yapar, 26 yapar. 130 ekle 156 lira yapar. Evet, tam da şurası. İskontosuz hali burası. Yani TAP Gıda halk arz olmasaydı, cebinizdeki parayla gidip TAP Gıda'dan bir lot almak isteseydiniz size bu fiyatı söyleyeceklerdi. Arkadaşlar, TAP Gıda 6. tavandan bozduktan sonra şu an 3. tavanın üzerine gelmiş durumda ve iskontosuz haline gelmiş durumda. Tam da halk arz bilgiler profili bundan bahsediyor. Alınır mı? Alınır. Uzun vade düşünülür mü? Düşünülür. Düşünülür. Yatırım tavsiyesi mi? Değil arkadaşlar. Veragio işleme başladı ve %25 getiri sağladı. 40 TL kar sağlamış durumda. Şaka gibi diyor. Aynen öyle. Yani GEO sektöründen, GEO şirketlerinden zaten biz uzak durmaya çalışıyoruz. Doğrudur. Ha, kazandıran var mı? Var. Ama GEO bacası olmayan bir şirket olduğu için, sektör olduğu için pek de öyle hoşumuza gitmiyor. Hala gitmiyor. Yatırım tavsiyesi değildir. SPK bülteninde bu hafta herhangi bir halk arz çıkmadı arkadaşlar. Geçen hafta müjdesini verdiğimiz Turex Turunç Madencilik MARBL talep toplaması bitmiş. Dağıtımlar gerçekleşmişti. Bu hafta işleme başlama tarihi henüz açıklanmadı. İşleme başlayacak. Bakalım o nasıl bir performans gösterecek. Meka Beton'da tavan serisi sona erdi diyor arkadaşlar. Evet, gayet güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tavandan sonra. 13 tavandan sonra taban serisi başlamış ve 50 liralara gevşemiş arkadaşlar. 25 liradan zaten halk arz olmuştu. Şu an itibariyle taban serisi devam eden hiçbir halk arz kalmadı. Ama biz ne dedik? TAP Gıda'yı bu hafta takip edeceğiz. Tarkim'i takip edeceğiz. Tarkim'de bütün yasaklar, tedbirler pazartesi günü üzerinden kalkıyor. Bakalım nasıl bir performans gösterecek arkadaşlar. Biz buradayız. Özellikle yeni halk arzlarımızı bakalım. Bugün yarın acaba işlem tarihi belli olacak mı? Şu Turex Turunç Madenciliğin, onun hakkında da bilgi veririz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.